Olağanüstü hal uygulamaları ve hak ihlalleri bir planın parçasıdır. Nedir bu plan? Bu plan rejim değişikliği ve cumhurbaşkanlığı sistemini getirmenin bir planıdır. Bu plan ne zaman yapılmıştır? Bu plan çok önceden düşünülmüş ama 15 Temmuz günü o alçak ayaklanmanın hemen ertesi günü uygulamaya konulmuştur. Yani Cumhurbaşkanı bu darbe girişimi bize Allah'ın bir lütfudur diyerek düğmeye basmış ve planı başlatmıştır. Ve gerçek darbe 20 Temmuz günü olağanüstü hal ilan edildiğinde ortaya çıkmıştır. Gerçek darbe o zaman oluşmuştur. 3700 civarında hakim ve savcıyı meslekten men ettiniz. Yüzlerce basın yayın organı kapatıldı. Yüzlerce gazeteci gözaltına alındı, tutuklandı. On binlerce insanın pasaportu iptal edildi. Seçilmiş birçok insan gözaltına alındı, tutuklandı. Niye? Efendim, Cumhurbaşkanı'nın kurderasını keserek açtığı bankaya para yatırmış. Efendim, Cumhurbaşkanı'nın, Milli Eğitim Bakanı'nın alkışlarla açtığı okullara öğrencilerini göndermiş. Cumhurbaşkanı'nın ve İçişleri Bakanı'nın onayladığı ve desteklediği sendikalara üye olmuş. Peki bunların siyasi ayağı yok mu? Bunların siyasi ayağı baylokçular neredeler? Bu baylokçular ne zaman ifşa edilecekler? Sadece ve de sadece referandum kararı bekleniyor, aklınızda olsun. Referandum kararı çıktıktan sonra siyasi bacağı da dokunulacak. Yiğitseniz, erkekseniz gelin şimdi ifşa edin. Referandum öncesinde ifşa edin de ben sizleri göreyim. Herkesi bastırdınız, herkesi korkuttunuz, herkesi susturdunuz ama bir şeyi unuttunuz. Milletimiz susar, konuşmaz, sıkışır, bütün tepkisini de sandıkta gösterir. Bugüne kadar sokaklarda özgürce konuşan, bugüne kadar sokaklarda özgürce protesto eden herkes zannınızca sustu. Hayır, susmadılar. Sadece gününü bekliyorlar. Herkesi cumhuriyete ve cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Milli iradeye sahip çıkmak. Sadece ve de sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevi değildir. Tek adam yönetimine karşı çıkan herkesin görevidir. Tek adam yönetimine karşı çıkan AKP'lerin de görevi. Herkes elini vicdanına koyacak. Partiler üstü bir yaklaşımla davranacak. Söz konusu vatan ise bütün partilerin canı cehenneme diyecek. Her şey teferruattır diyecek. Ben vatanımı koruyacağım diyecek. Ben cumhuriyetimi koruyacağım diyecek. Ve elini vicdanına koyup buna göre oy kullanacak. AKP'liler, Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorsanız sevmeye devam edin. Hiçbir mahsuru yok. MHP'liler, eğer genel başkanınız Devlet Bahçeli'yi seviyorsanız sevmeye devam edin. Bir mahsuru yok. HDP'liler, CHP'liler, genel başkanınızı seviyorsanız sevin. Bir mahsuru yok. Ancak ülkenizi daha çok sevin. Tek adama ülkemizi bırakmayın. Saygılar sunuyorum.